Ve e, biz bundan sonra e, TFF birincilikten ve ikincilikten e, çok daha fazla oyuncuyu izlemeye başlayacağız. Yani deniyor ki TFF ikincilikte olur mu? Yo, olan oluyor. E, Emre Kılıç Sivas Spor'a Spor'dan geldi. Mert Hakan Yandaş ikincilikten doğrudan bak TFF bir de görmeden e, Süper Ligi'ye e, geldi. Menemen'den yani. geçti. Yani e, bu örnekleri çoğaltabiliriz. Hakan Arslan şey Tabii, evet, Güngören evet. Spor, Samsun spor falan derken evet. Çat geldi. Evet. Ee, bak hepsi spor üzerinden örnek veriyoruz ama şimdi diğer kulüplere yani. de yayılırız. E, birazdan e, Gaziantep FK'nın sağ Oğuz Ümraniyespor'dan Ümraniye geldi. Apindangaony Ümraniyespor'dan evet. geldi falan. Yani çoğaltırız. Çok çoğaltırız. Var. Çok çok çoğaltırız. Var. Birazcık daha oralardaki yapılanmayı doğru yapmak gerekiyor. Bunu da yapacak olan Türkiye Futbol Federasyonu. Nasıl Kesin. yapacak? Bizim çok daha fazla şekilde TFF 1'i kenara koyuyorum. Onu yayıncı kuruluş veriyor zaten ama İkincilik ve üçüncü lige sadece biz taraftar olarak değil, futbol sever olarak değil, kulüplerin oyuncu gözlem ekiplerinin de gidebileceği şekilde düzenlemesi gerekiyor. Her gün hemen hemen aynı gün aynı saatte başlayan maçlarla alt ligleri tarayamazsınız. Yani bazen Çarşamba Pazara geçiyor ama o da yeterli değil. Salı Çarşamba Perşembe oynatmak lazım. Cuma-cumartesi pazar oynatmak lazım. Stat ışıklandırmalarını bir bölge seçip orada ışıklandırmaları yaptıktan sonra bir oyuncu gözlemcisinin, bir scout'un günde belki de aynı bölgede iki veya üç maç izlemesini sağlamak lazım ki biz oralara da yatırım yapalım. Öz kaynak demek sadece altyapı demek değildir çünkü. Kulübün kendi altyapısı demek değildir yani. Çok doğru söylüyorsun ama U16 milli takımımızın bir buçuk yıl önce Riva'da oynadığı bir karşılaşmaya denk gelip izledim. Hı -hı. Denk geldim izledim yani. Görev icabı Riva'daydım, evet. maç oynandığını duydum, gittim izledim. Bursa Spor'dan iki scout vardı, Altınor'dan iki scout vardı, Galatasaray'dan iki scout vardı, başka hiçbir kulüpten. Geçen sene mi? Bahsedelim. Bir buçuk yıl önce. Aha. O 16 milli takımımız Ukrayna ile oynuyordu, yanlış hı hı. hatırlamıyorsam. Sadece altı tane scout vardı, 3 evet. farklı kulüpten. Diğer herkes, menajerler gelmişlerdi. Tabii, menajerler oyuncuları izliyor genellikle. Öyle Ama olur. yani böyle olmaması lazım. Tabii ki. Öyle her olmaması yerde. lazım. Yani kulüplerin scoutlarının gerçekten bu işe kulüplerin tamamen böyle yönelmeleri Oraya bir lazım. Yani ama 5 evet. kişiyi de çalıştırmaman gerekiyor. Onun için de 25 kişi çalıştıracaksın. Yani gözlemci ağ kuracaksın. Gönüllü gözlemci gözlemciğı kuracaksın. Oradan gelecek isimler üzerinden belirli ödüllendirmeler yapacaksın. Yani bir şekilde Monchi'nin kitabını Türkçe'ye çevirmeyi becerebilirsek, Monchi'nin metotları kitabını orada alınacak çok ders var esasında. Ali Armer Bey demiş ki, Hayırlı geceler demiş. Size de hayırlı geceler. Sizce ligimizde yabancı futbolcular olmasaydı, üç büyükler şu anda ne durumda olur demiş. Güzel soru. Güzel soru. ya, şimdi. Seyleri sağları çok olan bir mesele bu. Yani Bütün yabancı oyuncuları ayıklarsan esas da şöyle söylemek lazım. Üç büyüklerin hali ne olurdu değil, bizim göz ardı ettiğimiz kaç oyuncu ön planda olurdu? Öyle diyelim. Mesela Tolga Ciğercilere, Mehmet egicilere tanınan şans Ömer Faruk Beyaz'a tanınmış olsaydı ne olurdu diye sormak gerekiyor. Belki bu noktada fazla yabancı oyuncu gelince kendisini saldı mı bilmiyoruz. Hani bir tahmin üzerine konuşuyoruz. İşte 2000 jenerasyonundan çok umut besliyordu Galatasaray Spor Kulübü. Atalay Babacanlardan tut şeyleri Yunus Akgünlere kadar onlar ne durumda olurdu? Böyle sormak lazım. Üç büyük kulüpler ne durumda olurdu değil de biz oyuncular ne alemde olurdu? Onu sormak gerekiyor. Gerçekten öyle oyuncuların ne yani nasıl iki tarafı bu. Sadece tek taraflı düşünmemek lazım Mesela sen yaşadın. Altyapıdan eee A takıma çıkan futbolcular da, futbolcuların bence e, psikolojik olarak mutlaka hazırlanması gerekiyor. Yani kulüplerde mesela Abdullah Hoca bu konuda Türkiye'deki en iyi örnektir. E, bir psikolo bir psikologla çalışması gerekiyor. Hı hı. Yani evet. Bir spor psikolojide çalışması lazım. Abdullah Hoca yıllardır bunu yaptığı için belki de evet. başarısının arkasındaki en önemli faktörlerden bir tanesi bu. Ama diğer mesela büyük kulüplerimizde yok bu maalesef. Yok yani. yani. Sadece psikolog da değil. O çocukların nerede yetiştiği, hangi ekonomik bir dilime giren yerde yetiştiği, çevresi Çocukların en büyük düşmanı, futbolcuların en büyük düşmanı evet. futbolcuların ailesi. Çünkü onları genel olarak çoğu milli piyango bileti olarak görüyorlar. Evet. Yani oradan birazcık kurtarmak gerekiyor. Ailelerinin baskısından kurtarmak gerekiyor. altyapıya belki de aileleri maçlarını izletmemek gerekiyor. Aileleri almayacaksın mesela altyapı yapı maçlarının olduğu gün. Evet, çok despot bir yaklaşım belki. Çok yani. Çok despot bir yaklaşım, çok, farkındayım. Çok bayağı bir despot evet, oldu. Evet, bayağı despot bir yaklaşım ama bu sadece e, oyuncuların geleceğini kurtarabilmek adına. Çünkü e, altyapı maçlarını izlerken ben işte 2007 yılında da 2005 yılında da gittiğim altyapı maçlarında e, şunu e, görüyordum işte yani hep e, aile tribünlerine otururum özellikle ne konuşuyorlar diye. En büyük dedikodu oradadır çünkü. Tabii. <laughs> Kesinlikle. Yani oyuncu ailesi tribünü vardır ya orada oturacaksın her zaman. Seni tanımadıkları vakitte çok çabuk dilleri çözülüyor. Sen bir soru sormasan bile çözülüyor. İşte onun oğlunun onun hak etmesinden tut ona buna kadar. Onun oğlunun yani işte evet. birisini tanıyor, o onu tanıyor falan Vaan diye ben, gider. Tabii canım ben şeyi de duydum yani hakikaten duydum. Sonra ismini yayından sonra söylerim sana. Ya şunun ayağı kırılsa da benim oğlum oynasa keşke diyen ailelere kadar var. Şey... Oradan Allah. bir temizlememiz e, gerekiyor. Tem, yani despotun yaklaşım bu, bu esasında. Şimdi sevgili Suat Ateşdağlı abimiz yazmış. Altyapıda yetene kadar fizik yetiştirme, e, fiziği de yetiştirme kapasitesi çok önemli demiş. Ya, ya. E, Suat abinin söylediğine bir örnek Ozan. E, Ozan Kabak işte bir sene önce ne haldeydi? bir sene sonra evet. ne halde? Ben hatta e, Ozan Kabak'ın fiziksel gelişimi e, göstermeden önce e, dönem dönem Serdar Aziz'in partneri Ozan Kabak olmalı dediğimde bayağı bir dalga konusu olmuştum <laughs> ama şimdi i̇ş, iş şimdi farklı bir yerde. Ama sürekli bir farklılaşıyor yani. E, ama zaten bu farklılaşım o yaşın getirdiği bir nokta ki. Hani bir, zaten o yaş e, gelişimine en uygun olduğu zaman zaman yaşdır ha. Bu şu demek değildir ama. E, iniesta'nın e, röportajı vardı. E, galiba e, sevgili e, Onur Berkar'da da e, çevirmişti. Ben de o çeviri üzerinden hemen bir okudum hani e, nedir e, diye. E söylediği çok doğru bir şey var. Hani herkes sanıyor ki biz birdenbire 7-8 tane altyapı oyuncusuyla başladık. Hayır öyle değildi. E, 30 dakika oynuyorduk. Kendimizi artık tamam olduk zannediyorduk ama 30 dakikadan sonra e, yani kendini oldu zannettiğin anda esasında hiçbir şey olmadığının e, ispatını İspat. her maçta görüyorduk. Yavaş yavaş e, biz monte edilmeye başladık takıma diyordu. Yani Frank Reichart geldi, Deco ile Ronaldinho'yu getirdi. Sonra beni, Puyol'u, Çöviyi atmaya başladı takıma diyordu. Yavaş yavaş oluyor. Yani birdenbire 5-6 tane altyapı oyuncusunu oynattığınız anda işte Galatasaray'ın kayıp jenerasyonuna dönersiniz. Evet. Cafer Can Mülaymerdem, Mülayim, Erdem yani e, or Cafer ya oralara dönersiniz. Bir, yani. evet. bir de şöyle bir şey var yani Messi'yi yıkamıyorsun mesela. Baktığın zaman tek omuzda yıkarım diyorsun ama yıkamıyorsun gerçekten. Yok, toptan kaçmayı biliyor çünkü. Adamdan kaçmayı biliyor. E bunların hepsi bir öğreti ama. Kesinlikle öğreti yani. Bunlar... Ama bizim ülkemizde nasıl mesela? Altyapı hocaları maaşlarını alamıyorlar. İşte zaten mesele Çok şu. Çok ciddi sıkıntılar var. Hı -hı. Yani sürekli evet. bu sıkıntılarla uğraşan e, antrenörlerimiz var gerçekten çok yazık Sence... ben mesela çok üzülüyorum çok altyapılarda çalışan antrenör arkadaşlarımız var Aha. abilerimiz var hepsinin sorunu aynı yıllardır aynı hiç değişmedi yani bu. Süper süperlikte ortalama bir oyuncunun e, maç başı parası değil de e, galibiyet birimi ne kadardır ortalama ya üç büyüklerden bahsetmene gerek yok hani 30 bin lira oyuncu başına değil mi Evet. Üç büyüklerden bahsediyoruz evet, evet. 30 bin lira e, şimdi <laughs> bir oyuncuya 30 bin lira vereceğine bir oyuncuya e, 10 bin lira 12 bin lira e, versen de e gerisini havuzdan altyapı hocalarına da nasıl olur. İşte orası bize hep Angarya gibi geliyor tamam mı? Bütün seçim dönemlerinde başkanlar şunlar. Evet altyapıya çok büyük önem vereceğiz. E, altyapıya önem vermek demek sadece altyapıdan oyuncuyu çıkartmaya çalışmak demek değil ki. Oradaki antrenörün nasıl şöyle söyleyeyim net olarak toparlayayım çok uzun uzun konuşmaya gerek yok. Kendi çocuğunun ne yiyeceğini düşünen adam 21 tane çocuğa ders veremez. Değil mi? Çok güzel özetledin. Birazdan e, sevgili Erdem Özgenç ve Hakan Özmert bizlerle birlikte olacak. E, ligimizin iki deneyimli futbolcusu. Az sonra e, burada e, videolu konferans yöntemiyle bizlerle birlikte olacaklar. Sorularınızı son sayfa etiketine beklediğimizi söyleyelim. E, herkesin aslında merak ettiği konuda lig ne zaman başlayacak? <laughs> Mesela hoca dün e, Gürkan Kubilay dedi ki, 15 Haziran'dan önce dedi. Hı, hı Başlaması tamamen bir intihar olur dedi. Eyvallah. Ya yani tabii buna bilim kuruluyla beraber yani esasında öncelikli olarak bu Covid-19 dediğimiz pandemi sonrasında da bizim bilim kurulumuz karar verecek. Kesinlikle. Hani muhtemelen tek şehir, tek turnuva olarak düşünülüyordur ki buna en uygun da Antalya bildiğim kadarıyla. Hem zaten hem otel kapasitesi ayrı ayrı konaklama ihtimali olan yer buna göre bir çalışma yapılıyordur. Evet belki de gece 23'te başlayan maçları izleyeceğiz. <laughs> belki 22'de başlayan maçları izleyeceğiz ama bu şekilde yani UEFA bitir diyorsa bitirmek zorundasın. Bence de bitecek gibi geliyor. Bitecek, bitecek, bitecek. Yani Bence bitecek, bitecek ama hani 15 Temmuz'da mı biter? Ne olur? UEFA buna göre yeni Şampiyonlar Ligi UEFA Avrupa Ligi öneleme takvimini nasıl belirler? Önelemeleri kısaltır mı? Atıyorum yani e, Dudelange ile bilmem ne gelmesin artık oynamasın deyip doğrudan iki eleme mi yaptırır, tek eleme mi yaptırır onu bilmiyoruz. Çok ama Zor bir tercih. Ba bayağı bu. bir takvim değişecek. Çünkü Euro 2021 oynanacak. Yani her şeyi o kadar çabuk halletmek zorundasın ki. E, belki de Birleşik Lig oynayacağız yani. Lig bitecek bir hafta sonra diğer lig başlayacak yani. Ama ya yani, <laughs> bu <biz> futbolcularımız <laughs> bunu kabul eder mi? Etmez mi? O da e, bunu da Hakan'a e, sevgili e, Hakan Ünsal'a soracağız tabii ki. Yaklaşık e, yarım saat içerisinde. Evet. Ama şimdi İki e, ligimizin hem deneyimli hem de yakışıklı ismi şu anda A-Spor ekranındalar.